Bitcoin'deki bazı göstergeler alarm verirken altcoin'ler güç kazanıyor diyor. Bunun üzerine konuşacağız. BTC dominansından aynı şekilde piyasa genelindeki hususlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda şöyle bir yandan da girelim ki geçmişte biliyorsunuz dominans aşırı derecede yüksekti. Tabii yıllar içerisinde, zaman içerisinde bu düştü. Şöyle haftalıkta mı baksak? Öyle daha mantıklı olur. Aynen. Baksanız ya 2014 yılında mesela %99,9'larda. Bu ne demek? Evet. Tabi devamında gitgide dominans düşüyor. Buradaki dominansın düşüşü altcoin'lerin oluşumu, XRP gibi oyunculardan tutun Ethereum, devamında AVAX, Sol, bla bla şeklinde gider. Tabi belli zaman diliminden sonra hani uzun vadede yıllar içerisinde dominans sürekli düşecektir. Düşme oranları biraz daha geri noktada olsa da ama ayı boğa döngülerinde de farklılık gösterir. Tabii ki de buradaki boğa döngülerinde dominans artar. Birincisi kısa sürede dominans ocağın başına kadar aşırı derecede artmasını bekliyorum ben. Çok büyük bir artış bekliyorum. Sebebini tahmin edebilirsiniz ETF'lerden dolayı. Aralık sonunda belki 29-30 Aralık gibi başlayacak BTC yükselişi. Zaten Bitcoin kırılım yaptıktan sonra dirence yükselirken bir 52.300 deneyecektir bu arada. Bildiğiniz gibi altcoin'lere pek müsaade etmez. Hani bu sert yükselişleri yaparken BTC'ye bir bakarsın %10-15 yükselmiş. Sola bir bakarsın %3-5 yükselmiş. Sol bile yani. O yüzden bütün parayı söğüşleyecektir açıkçası. Dolayısıyla bu artacak bir dominansa işaret. Aynı zamanda ardından ETF kararı açıklanacak. ETF onaylanacak 8 Ocak'ta. Belki 59.500 binlere kadar beklediğim anlık bir Bitcoin fiyat patlaması. Şimdi buraya kadar takdir edersiniz ki total artıyor fakat dominans da artıyor. Tabii nereye kadar gelir bu şüpheli. Ancak muhakkak ciddi surette ilerleyecektir. Çok ciddi ilerleyecektir. Devamında Mart'a kadar düşüş gösterebilir dominans. Bunun sebepleri üzerine de konuştuk. Çünkü bir ETF geldi, Bitcoin aşırı yüksek seviyelerde. Belli bir akümülasyon lazım olur. Mesela Mart'a kadar, şimdi Ocak'ta geldi mi geldi. Mart'ta Fed'in faiz indirimi bekleniyor. Fed faiz indirecek demek ne demek? Piyasa uçacak demek. Eşittir bu. Bu daha çok ETF, BTC için katalizörken Fed'in faiz indirimleri altcoin'ler için katalizör. Çünkü dolar paritesinin doların güç kaybetmesi ilk evvela altcoin'lerin işine yarayacaktır. Riskli varlıklar her zaman bu tarz unsurlarda çok güçlü yükselişler, çok güçlü ralliler kaydederler. Dolayısıyla BTC'nin yanı sıra dediğim gibi daha çok altcoin'lere girişlerde yatırımcı base görmeyecektir ve yüksek yatırımlar gerçekleşecektir. O yüzden bu tarihlerde yaklaşırken yani Mart'taki faiz indirimleri yaklaşırken altcoin'ler adil değerlerine fiyatlama girişiminde bulunacaktır. Bu belki AVAX'ta 100 dolar fiyatları, Solana'da belki 200 dolarlara yakın fiyatlar gibi bir sürecin önünü açacaktır. Yani altcoin'ler de boş durmayarak ATH'larına bile yaklaşacaklardır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla önemli bir süreç. Tabii faiz indirimlerinin başlamasıyla 2024'te Fed rutin faiz indirimlerinde biliyorsunuz ki bulunacak faiz indirimlerine gidecek. Bu da tabii yine rutin şekilde hem BTC'yi hem de altcoin'lerin fiyatlarını güçlü şekilde yükseltecek iştir. Bunun da altını çizmiş olalım. Ne bu altcoin sezonu kapıda mı? Ha. Bu neymiş? Farklı altcoin'ler var. Tamam şöyle yukarıdan bir bakalım burada ne gibi söylüyor diye. Bitcoin fiyatı 44 bin dolar civarında seyrederken Solana ve Avalanche büyük hacimli altcoin'ler arasında baş çekiyor. Altcoin'lerdeki istikrarlı yükseliş Bitcoin fiyatının 5 Aralık tarihinde yükselmeye başladığından bu yana direnç olan 45 bin dolar seviyesini
kıramamasıyla geldi. Doğrudur. 45 bin dolar değil. Yine hani yanlış kabul etmeyelim ama 44,5 bin dolar. Yani direnç noktası burası olarak karşımıza çıkıyor. Yakında kıracak. Bakın gördüğünüz gibi her şey birbirine bağlı. Ne dedik? Ocak başında muhtemelen 59,5-60 binlere yükselecektir Bitcoin. Bütün parayı katalizörle çekti. Sonrasında altcoinlere güven ortamını getirecek. Güveni müveni boş ver. Her şeyden öte. Paritede doların güç kaybına sebebiyet verecek. Fed'in faiz indirimleri. Bu da önemli. Dolayısıyla BTC şişkinliğini tabii ki de altcoinlere boşalttı. Bir döngü halinde. Bir istikrar ve düzen halinde. Mevcut direnç seviyesi olan 45 bin dolar değil 44,5 bin dolar. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti %54'ten %53 küsüre gerilemeye başladı ve aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere altcoin piyasa hakimiyeti yani total to eş zamanlı olarak yükseldi. Aynen öyle. Zaten hani birbirine tersler. Yani total to artı BTC de eşittir total. Ya da dominansın artışı demek ve total to'nun sonuçta düşüşü demek. Velhasıl BTC ve altcoin'ler diye ayırırsan zaten ikiye ayrılıyor yani. Birisi oransal olarak fazla çekerse öteki daha düşük çekmiş anlamı taşıyor. Teknik analiz yapan yatırımcılar genellikle Bitcoin hakimiyetinde düşüş BTC ile sınırlı ticaret veya fiyat konsolidasyon kombinasyon altcoin fiyatlarının yükseleceğine dair olası bir işaret olarak görüyor. Ya arkadaşım ya kim yani başınıza silah mı dayadılar haber yapın diye ya. Aynı şeyden bahsediyor. Zaten aynı şeyi anlatıyorsun ya. Sinyal olarak görür diyor. Bu neye benziyor? Bak şu söylediği şey tamamen şuna benziyor. Analistler Bitcoin fiyatının 45 bin dolara ilerleyişini 90 bin dolar fiyatının yarısı olarak görür. Ulan görmelerine ne gerek var? Öyle zaten. Buna ek olarak ABD dolar endeksi ve BTC fiyat arasındaki etkileşime bakmak genellikle teknik analiz kullanan yatırımcılar tarafından belirtilen duyarlılık göstergesidir. Şu anda DXY aylık bazda %1,56 gösterirken Bitcoin fiyatı aynı zaman diliminde %17'lik bir artış yaşadığı şeklinde ifade ediliyor. Doğru. Burada işte FOMO ve yüksek talep kavramı karşımıza çıkıyor. Dolardaki düşüşler ana hatlarıyla zaten olacak olanın indirimlerin yaklaşması ama bundan kaynaklı olarak BTC'ye geçişlerde fiyatın daha ciddi arttığını gösteriyor. Altcoin sezonu yakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.